Sessizliğin Yüreği 1. Bölüm. Yazan Eşref Karadağ, dramaturg Selma Fındıklı, yöneten Mehmet Ege, yapımcı Engin Demiral, efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayanlar: Tayyar Okan Şenozan, Canan Buket Türk Yılmaz, Şef Mithat Erdemli, Anne Ayşe Akınsal, Nazmi İsmet Numanoğlu, Hayri Serdar Kayaokay, Semra Funda Mete. İstasyon şefini soracaktım. Sorarsın bey. O elindeki borulu yere koydu bir soğutma deli. Ağır bir şey efendim. Odası hangi taraftadır? Ayrola bey. Ne edeceksin istasyon şefini? Bir şikayetin varsa bana. Yok kardeş, şikayet değil. Seyahatten memnun kaldın o zaman. İşte biz bunun için çalışıyoruz. Buraya tayin edildin de. Hoş geldin. Hoş geldin. Vazifen ne? Hareket memuru olan. Ya, o sensin. Şefin odası karşıda. Git orada sor birine. Ha, hangisi? Git orada sor birine dedim. Tamam. Demek yeni hareket memuru sensin. Evet efendim. Tahsilin nedir? Sanat mektebi mezunuyum. İkincilikle bitirmiştim mektebi. Kaç yıllık tecrüben var demir yollarında? 8 yıl. Daha önce CER Müdürlüğü'nde çalıştım. CER Müdürlüğü. Tamir bakımdan geliyorsun öyle mi? İşte korktum yine başıma geldi. Hep böyle yapıyorlar. Tecrübesi olmayan çaylakları görevlendiriveriyorlar buraya. CER Müdürlüğü'nde yetişen bir hareket memuru. İşimiz var. Ben... Öğrenirim efendim. Ben... Burası İstanbul delikanlı. Bakma bir ara istasyon olmamıza. Günde kaç tren gelir geçer bilir misin? Acemilik kabul etmez. Dikkat ederim efendim. Siz beni düşünmeyin. Seni düşünen kim delikanlı? Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi. Yarın bir yanlış oldu mu faturası bana kesilir. Nerelisin sen? Afyonluyum. Emirdağ'da. Bekar mısın? Evet efendim. Kimin kimsen kalacak yerin var mı İstanbul'da? Yok efendim. İhtiyar bir anam var memlekette. Lojmanda yer yok delikanlı. Ancak depoların orada kalan 2 memurumuz var. Birinin yanına veririm seni. Nasıl uygun görürseniz. İyi. Yan odaya geç de vazifeye başlatsınlar seni. Bu adama bayılıyorum. Sanki sesi ruhumu okşuyor. Sözlerini anlamadığın bir şarkının neyine bayılıyorsun? Aman Semra, annem gibi konuştun şimdi. Müzik evrenseldir. İlla ki sözlerini anlamak gerekmez ki. Lise yıllarını hatırlatıyor değil mi? Bu şarkılar çok dinlenirdi. Ah, o günler ne kadar güzeldi. Haklısın. Hiçbir derdimiz, hiçbir düşüncemiz yoktu. Her şey 3-5 soruluk sınavdan ibaretti. Of, keşke hayat hep o kadar basit olsaydı. Aa, durup dururken niye dertlendik biz? Şu arkadaşından söz etsene biraz. Bizimkiler duyacak diye ödüm kopuyor. Elbette duyacaklar Canan. Koca şehirde başka kimse kalmamış gibi sen git, istasyonda çalışan biriyle arkadaşlık et. Bence annene birazcık çıtlatmalısın. Ne yapayım Semra? Çok yakışıklı bir adam. Üstelik beni seviyor da. Adı neydi? Hayri. Güzel bir adı varmış. Garip bir adam Hayri. Beni gördüğünde çılgına dönüyor. Ama bazen... Bazen? Bazen hiç arayıp sormuyor. Sanki bir yabancıymış gibi. İlginç.
bir derdi, ne bileyim, kafasını kurcalayan bir sorunu olmasın? Dur bakayım, işte oldu. Bakma küflü olduğuna, taş gibi ranzadır. Sana bir de yatak bulduk mu depodan, bitti gitti. Sağ olasın Nazmi kardeş. Benim dolabın diğer gözünü de sen kullan. Ama sen kullanıyordun. Hem sen benim hemşehrim sayılırsın. Sen de mi Emirdağlısın? Ben Eskişehirliyim, çiftelerden. Yakınmışız. Nazmi kardeş. O hareket memuru. Hayri mi? Hayri. Hayri aslında manevra personelidir. Manevra personeli mi? Evet. Niye şaşırdın? Adam yokluğunda hareket memurluğu yapıyordu. Şefimizin emriyle. Çok ters davrandı. Hayri'nin odası buraya göre dar. Şef de seni oraya gönderince huysuzlanmış biraz işte. Mesele etme. Ben nereden bileyim kardeş? Kapıyı yüzüme kapatıverdi. Canım adamın işini elinden aldın arkadaş, yani kolay mı? Ne var kızacak? Allah Allah. Birlikte yaparız. Olmaz. Yeni hareket memuru sensin. Bundan böyle Hayri de ben de senin emrinde çalışacağız. Ben Hayri'nin amiri olacağım, öyle mi? Hayri bana hareket memurluğunu öğretir mi? Öğretir. Hem meraklanma. O öğretmezse ben öğretirim. Öğretir misin? Öğretirim. Kardeş, sen çok iyi bir adamsın. Kızım! Canan! Canan! Bu ne hazırlığı yine? Anne, izin verirsen biraz dışarıya çıkacaktım. Bir arkadaş. Kimmiş o bir arkadaş? Sen tanımazsın anne. Bir arkadaş işte. İskelede bir çay içecektik. Olmaz. İzin veremem. Of anne, geç kalmayacağım, merak etme. Olmaz dedim kızım. Babam duyar, sen söylemezsen nereden duyacak? Ne olur anneciğim, ne olur, ne olur. Ay hayır, olmaz. Hem öyle tek başına. Anneciğim ne olur. Semra'yı da çağırırım yanıma. Babam birazdan yemeğe gelecek. Ona ne diyeceğim? Semra'ya gittiğini söylersin. Hayır. Ben babana yalan söyleyemem. Ona doğruyu anlatırım. Ya kızarsa? Ben konuşurum babanla. Bir defalık izin veriyorum. Geç kalma, tamam mı? Oh, annelerin bir tanesi. Söylediklerim anlaşıldı mı Tayyar? Anlaşıldı efendim. Emrimde 4 adam çalışıyor. Her birini iyi tanımalısın. Kim kimin yedeği olur, kim kimin işinden iyi anlar bilmelisin. Koordinasyonu iyi kurmalısın. Emredersiniz. Al bakalım. Vazife, yetki ve yükümlülüklerin burada ayrıntılarıyla yazılı. Makasçı Nazmi ile manevra personellerinden Hayri daha önce bu vazifeyi yürüttüler. Sana her şeyi öğretecekler. Tamam efendim. Hadi bakalım, vazife başına. Hayırlı olsun arkadaş. Vazifeye başlamışsın ha. Başladım Nazmi kardeş. Nöbetimi bile aldım elime. Şef mi verdi? Yok. Hayri kardeş hazırlamış. Ver bakayım şuna bir. Vay uyanık vay. En hareketli akşamları sana yazmış. Üstelik seninki 2 akşam fazla. Haksızlık bu. Olsun. Ben tutarım nöbetimi. Hayır arkadaş. Sen ne kadar uysalsın. Böyle sessiz kalırsan herkes sırtına biner. Yükün hiç eksik olmaz sonra. Hadi geliyor. Oo, beylere bakın. İlk günden dostluğu kurmuşlar. Kimi çekiştiriyorsunuz bakalım? Biz dedikodu yapmayız arkadaş. Yazdığın nöbete baktım da. Ne varmış nöbette? Daha ne olsun. En hareketli günleri satmışsın Tayyar'a. Tayyar beyefendi rahatsız mı olmuş nöbette? Uçanık. Tutuyor mu? Duydun işte memuru. Tayyar arkadaşın karşı çıkmaması haksızlık yaptığın gerçeğini ortadan kaldırmaz. Hem senin amirindir Tayyar. Onunla doğru konuş. Aslından iş öğrenen amir. Yok ki elimizden bir tutanımız şöyle havalı bir hareket memuru olalım. Hadi hadi uzatma. Kalkacak tren seni bekliyor. Memur bey, babamı gördün mü? Hı? Odasında bulamadım. Nerede olduğunu biliyor musun? Şefi arıyorum. Şefi gördün mü?
şaşkın şaşkın. Ne bakıyorsun? Dilin yok mu senin? Adamın bir şey oldu. Bana baktığı anda kilitlendi. Memur bey, sana diyorum. İyi misin sen? Dur hele. Sen şu yeni gelen hareket memuru, neydi adın? Tayyar mısın yoksa? Dilsiz olduğunu söylememişlerdi. Aman, seninle uğraşacak vaktim yok benim. Buralardaydı. Ana gitti. Tayyar arkadaş. Tayyar arkadaş. Arkadaş iyi misin? Ha? Ha? İyiyim, iyiyim. O arkasından baktığın şefin kızı Canan. Çok güzel değil mi? Bakanın gözünü kamaştırıyor. Yok, yok, yok canım. Dalmış mı öyle? Dün gece pek uyuyamadım da. Bu dünyanın işi terstir arkadaş. Herkesin hayran olduğu gider bir tip size vurulur. Bizim Hayri var ya, kız ona vurgunmuş. Manevra personeli mi? Ta kendisi. Kız yanıyormuş Hayri diye. Bizimkisi ise dalga geçiyormuş kızla. Neden? Gönlü başkasındaymış diyorlar. Öyle olsa şefin kızıyla ne işi olacak? Ne bileyim arkadaş, Hayri bu. Ama neyse. Bize ne canım Canan'dan, Hayri'den, biz işimize bakalım değil mi? Ha, haklısın. Devir teslim defterini getirdim. İmzan eksikmiş. Canan! Hadi kızım, gel biraz yemek ye. Yatan insan hepten hasta olur. Yemeyeceğim anne, canım istemiyor benim. Neyi var hanım bu kızın? Soğuk algınlığıdır bey, başka ne olacak? Bir doktora götürsene çocuğu. Belki ilaç filan verir. Nane limon kaynatırım biraz sonra. Bir de sıcak çorba, bir şeyci kalmaz sabaha. Bir derdi filan olmasın. Ay ne derdi olacak canım? Ne bileyim. Canan, iyi misin kızım? İyiyim anne. Kara tren gecikir, belki hiç gelmez. Dumanını savurur halimi. Tayyar arkadaş hayırdır? Aynanın karşısından ayrılmaz oldum bugünlerde. Kusura kalma. Seni de uyutmadım kardeş. Ne kusuru arkadaş? Ben de uyku var mı ki? Belki gelir diye yattım ama... Ay, ay. Söylediğin şu türkü alıp götürdü beni memlekete. Kimin kimsen var mı memlekette? 4 kardeşim var. En büyükleri benim. Babam yoksul. Köyün bekçiliğini yapıyor. Muhtar 3 kuruş verirse yediriyor kardeşlerime. Aydan aya ben de gönderiyorum 5-10 kuruş. Yavuklun? Yavuklun var mı? Vardı. Vardı da bekçinin oğluna kız verirler mi? Malı mülkü olan zenginler varken. Davul bile dengi dengine demişler. Kusura kalma kardeş. Deşmek istemezdim yaranı. Benim yaram kabuk bağlayalı çok oldu arkadaş. Sen anlat bakalım biraz. Ayşe anadan başka kimsen var mı Emirdağ'da? Yoktur. Kimsem yoktur. Sevdalın? Yavuklum da yoktur. İstanbul kız kaynıyor arkadaş. Evlenip barklanmayı düşünmez misin? Benim gibi hep bekar odalarında mı geçecek ömrün? Anam dedi ki... Evleneceğin kız helal süt emmiş olsun. Eli işe, boyu eşe yakışır olsun. Büyük küçük iyi tanır, gönlü alçak olsun. Doğru demiş anan. Doğru demiş ama... Bu şehirde böyle kız bulmak mümkün mü arkadaş? Oho, öyle kız ararsan hep bekar kalırsın ona göre. O zaman ben de işime sarılırım. Çok çalışır, büyük adam olur. İlahi. Bizden büyük adam mı olur arkadaş? Kardeş, seni bilmem. Ama ben istasyon şefi olmak istiyorum. Körüklü çizmeleri çekip ayağıma, köstekli saatime bakarak yol vermek istiyorum trenlere. Şefin saati gibi mi? Şefin saati gibi. Güneşe tuttuğunda bakanların gözü kamaşmalı. Vay be! Şefin saatine bak demeliler. Acelen ne arkadaş? Emekli olduğumuzda hediye edecekler nasılsa. Şöyle üstünde tren olan bir Serkisov. Emekli olana kadar anam çoktan ölür. Bekleyemem mi? Takıp göstermeliyim dünya gözüyle anama. Sonra Emirdağ'da şöyle bir çıkmalıyım esnaf içine. Çizmelerin topuğunu vura vura.
görenler Tayyar Şef geçiyor demeli. Tayyar Şef ha? Alemsin be arkadaş. Ne diyeyim, şansın açık olsun hadi. Eyvallah. Oo, bizim hareket memuru buradaymış. İyi günler. Bakın hele, dili açılıvermiş Tayyar Bey'in. Nasılsın bakalım? Sağ olun, iyiyim, iyiyim. Personellerinden Hayri'yi arıyorum, gördün mü? Biraz önce karşıdaydı. Hani nereye gitmiş? Sen nasıl amirsin be? Adamların nerede olduğunu bile bilmiyorsun daha. Ne bakıyorsun, haksız mıyım? Babamın yerinde olsam. Hayri... burada yani biraz evvel. İyi günler memur bey. Saatlerce senin açıklamanı bekleyecek değil. Nereye gitti bu adam? Saklamadı. Neden daldın öyle memurum? Amirim. Demiryolu kanunu gidenin ardından bakmayacaksın. Yoksa sen bu kıza var mı içinden geçirdiğin bir şey? Neredeydin Hayri kardeş? Evet ben yanılmam. Şu gözlere, şu bakışa bakılırsa sen bu kıza abayı yakmışsın. Değil mi amirim? Beni zorda bırakmaya hakkın yok. Neredeydin kardeş? Benden söylemesi. Bundan sana yar olmaz. Ama... Söyle söyle, neredeydin? Bak sana nasıl davranıyor. Hakkında tutanak tutmak zorunda bırakma. Söyle diyorum, neredeydin? Tutanak mı tutacaksın? Durma tut o zaman. Yaz tutanak. Hayri Akkoş benden habersiz tuvalete gitmiştir. Bu tutanak tarafından... Tamam. Hadi. Hadi vazifenin başına. Emredersin amirim. Şef aç bir kurt gibi kızına baktığını duymasın ama. Senin için iyi olmaz sonra. Hadi. Doğru işine. Yürü. Canan. Şefin kızı. Bir daha beni sorarsa yok. Anlaşıldı mı? Amirim. Sessizliğin Yüreği. Eşref Karadağ'ın yazdığı oyunun birinci bölümünü dinlediniz. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Sessizliğin Yüreği. İkinci bölüm. Yazan Eşref Karadağ. Yöneten Mehmet Ege. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tan Yüksel. Bölümde oynayanlar: anlatan Özlem Er Sönmez, Tayyar Okan Şenozan, Canan Buket Türk Yılmaz, Şef Mithat Erdemli, Anne Ayşe Akınsal, Nazmi İsmet Numanoğlu, Hayri Serdar Kayaokay, Semra Funda Mete. CER Müdürlüğü'nde çalışan Tayyar'ın hayattaki tek ideali demir yollarında yükselmek, sonunda bir istasyona şef olmaktır. Bir gün hareket memuru olarak İstanbul'da bir ara istasyona atanır. Yeni görev yerine gittiğinde ilk olarak Hayri ile karşılaşır. Ancak soğuk karşılanır. Hayri manevra personeliyken eleman eksikliğinden dolayı hareket memurluğunda görevlendirilmiştir. Tayyar'ın gelişinden memnun kalmayan diğer kişi ise istasyon şefidir. O da Tayyar'ın bu işi iyi bilmediğini düşünmekte, hata yapmasından kaygılanmaktadır. Şef, lojmanda yer olmadığı için Tayyar'ı depoların bulunduğu yerde Hayri'nin kalmakta olduğu odaya yerleştirmek ister. Ancak Hayri, Tayyar'ı kabul etmez. Bunun üzerine yan odada kalan Nazmi'nin yanına yerleşir. Eskişehirli olan Nazmi ile iyi anlaşırlar. Her şey yolundayken
Şefin kızı Canan'la karşılaşması Tayyar'ın dünyasını alt üst eder. Canansa Tayyar'a dönüp bakmayacak kadar şımarıktır. Tayyar bunu bildiğinden kıza karşı beslediği duygularını içinde yaşamakta, arada bir dalıp gitmektedir. Bu durum herkesten önce kendisini sevmeyen Hayri'nin dikkatini çeker. Aslında böyle bir durum Hayri'nin de işine gelmektedir. Çünkü Canan'dan uzaklaşmak istemektedir. Yeter artık Semra. Bari sen üzerime gelip durma. Haksız mıyım Canan? Olmayacaksa olmayacak. Kendini yiyip bitirme. Ben onu seviyorum. Peki o? Evet, seviyor. Gözlerinin içine baktığımda gördüm. Beni seviyor o. Bu nasıl sevgi? Arayıp sormuyor. Senden köşe bucak kaçıyor. Ama biz evlenecektik. Kendi kendine gelin güvey oluyorsun. Beni böyle bırakmasına izin vermeyeceğim. Ne yapacaksın? Zorla nikah masasına mı oturtacaksın? Gidip dayanacağım kapısına. Benden niye kaçtığını, beni niye arayıp sormadığını soracağım. Bırakmayacağım onu. Çıldırdın mı? Şerefini ayaklar altına mı alacaksın? Gerekirse evet. Tayyar, nedir bu laflar? Bütün istasyon çalkalanıyor. Güya sen kızıma tutulmuşsun. Doğru mu? Hayır efendim, olur mu öyle şey? Merak etme delikanlı. Bu işin ardını bırakmayacağım. Neyse işin aslı ortaya çıkaracağım. Ama efendim... Kes! Şimdilik sözü uzatmanın manası yok. Çıkabilirsin. Efendim? Ne var delikanlı? Buradan tayin edilmek istiyorum. Oho, ortalığı karıştırıp kaçacaksın öyle mi? Takma kafana arkadaş. Olur böyle şeyler. İnsanın zoruna gidiyor kardeş. Konuşuyorlar işte. Aç kapıyı. Aç kapıyı diyorum. Bizim kapı mı? Şşş, yan kapı çalınıyor. Hayri'nin odası. İçeride olduğunu biliyorum Hayri. Aç kapıyı. Ne var Canan? Ne istiyorsun benden? Buraya böyle nasıl gelirsin? Beni böyle bırakamazsın Hayri. Hiçbir şey olmamış gibi sırtını dönemezsin. Sana bir söz verdiğimi hatırlamıyorum. Bizimki sıradan bir arkadaşlıktı, yaşandı bitti. Seni seviyorum Hayri. Olmuyor Canan. Yürümüyor bizim arkadaşlığımız. Hadi milleti ayağa kaldırmadan git artık buradan. Beni böyle başından atamazsın. Bitti, anladın mı? Arkadaşlığımız bitti. Son sözün bu mu? Evet. Vereceksin bunun hesabını. Görüşeceğiz seninle. Aklım almıyor Semra. Böyle bir dedikodu. Boş ver Canan, konuşurlar konuşurlar sonra unuturlar. Babamın kulağına gitmiş. Beni nasıl haşladı bilemezsin. Ben bilirim yapacağımı diyor. Kız Canan, baban seni bu adamla evlendirmesin sakın. Geç dalganı bakalım. Babam diyorum. Yazık, şu Tayyar'a bir şey yapmasın. Ne yapacak ki? Hem sen Tayyar'ı niye düşünüyorsun ki? Kız yoksa Tayyar'ı... Yok canım. Benim ne işim olur o Tayyar'la? Tayyar arkadaş, Hayri'nin yokluğunu şefe söylemelisin. Ne zamana kadar idare edeceksin? Bir işi çıkmıştır kardeş. Biraz daha beklesek diyor. İyi niyetlisin, anladım. Ya senin başına bir iş açılırsa? Değer mi Hayri uğruna? Haklısın kardeş. Ben zaten saatime bakıyorum. Paydos'a kadar gelmezse gidip söyleyeceğim şefe. Hani karşıya geçmişse yani ancak gelir diyorum. Saf olma arkadaş. Karşıya geçen insan bavulunu toplar mı? Odasını dolabını açık bırakır gider mi? Bilmem ki. Şef bu yana geliyor. Şu trene yol ver artık hadi. Tayyar. Bugünkü nöbet. Hayri'nin değil miydi? Onun da şefi. Ben ortalarda göremiyorum onu. Ben Hayri'yi göremeyince onun yerine bakıverdim. Şey oldu. Biz de onu konuşuyorduk şefim. Tayyar amirim gelip size haber verecekti. Değil mi amirim? Neyi haber verecekti? Hayri'yi. Hayri'yi bir yere mi gönder? Ben sandım ki yani
Hasta sandım, izin aldı sandım. Nereye gitmiş? Bilmiyoruz efendim, hiçbir yerde yok. Odasına baktın mı? Ha, biraz önce baktım şefim, yok. Eşyaları da yok. Ne diyorsun? Her şeyi toplamış mı? Evet efendim. Sen nasıl bir amirsin Tayyar? Böyle bir durumu nasıl saklarsın? Şu trene yol verdikten sonra ikinizi de odamda bekliyorum. Bu durumu hemen tutanak altına almalıyız. Arkadaş, nasıl oluyor böyle bir şey? Benim aklım almıyor. Ya bu iş bu kadar nasıl büyüdü anlamadım. Duyduğun her şey asılsız değil aslında. Nasıl? Biliyorsun. Yani ben beğeniyorum Canan'ı. Arkadaş, senin beğenmen ayrı, ortada dolaşan laflar ayrı. Senin bu kızla oturman, kalkman, gezip dolaşman oldu mu? O da olur inşallah. Ya bu kız Hayri'nin arkadaşı değil miydi? Benim anlamadığım bu işin sana yıkılması. Aldırma be kardeş. Hem bu kıza çok üzülüyorum. E yazık değil mi? Kıza üzülmene bir şey demiyorum. Benim dediğim... Yorma kardeş kendini, yorma. Şef nasılsa anlayacaktır doğruyu. Yani o da haklı şimdi. Kızı için onca asılsız laf. Hakikaten yani sen çok temiz bir adamsın Tayyar arkadaş. Şuraya geleli neredeyse 4 ay oluyor. Ağzından bir kötü söz işitmedim. Bak ne diyeceğim. Eğer canın isterse yani burada rahat değilsen Hayri'den kalan odayı sana kuralım. Doğru söylersin. Orası boş dururken benim yaptığıma bak kardeş. Zaten sana yeterince rahatsızlık verdim. Yo, ne münasebet arkadaş. Tam tersine ben senin rahatını düşünüyorum. Ben memnunum Nazmi kardeş. Gidersem seni rahat bırakmak için giderim. Yo, o zaman seni bırakmıyorum arkadaş. Of, laflar o kadar yayıldı demek. Evet, inceldiği yerden kopacak herhalde. Bazen... Çıkayım babamın karşısına, her şeyi açıkça anlatayım diyorum. O da rahatlasın ben de. Delirdin mi? Babanı öldürmek mi istiyorsun? Böyle ne olacak? Ortada hiçbir şey yokken Tayyar'ın sevgilisi olup çıktım. Bu dedikodu nasıl yayıldı Canan? Bir bilsem. Küçücük istasyon. Milletin canı sıkıldıkça beni konuşuyor. Baban Tayyar'ı barındırmaz artık istasyonda. Babam bu durumdan çok rahatsız. Tayyar'a neler yapıyor bilmiyorum ama gelip gidip anneme çatıyormuş. Annene mi? Evet. Söyle Canan'a, bu iş temizlenecek diyormuş. Ne? Ya duyduğun gibi işte. Ne demekmiş o? Bilmiyorum. Bence Tayyar'ı gönderecek bu istasyondan. Tabii ya, bu kadar laftan sonra nasıl çalışsınlar birlikte? Peki böyle olursa Tayyar'a yazık değil mi? Canan, hem Tayyar'ı beğenmiyorsun hem de ona kıyamıyorsun. Ne bileyim, duygularım karmakarışık. O çocuğun ne günahı var? İşte bunu kimseye açıklayamazsın. Of, of, of. Sıkma canımı. Nasıl sıkmam Semra? Babam durmadan didikliyor lafları. Sanki yakında her şey düzelir. Otur bakalım delikanlı. Otur da konuşalım biraz. Buyurun efendim. Dedikodular ayyuka çıktı. İnsan içine çıkamaz, kimselerin yüzüne bakamaz oldu. Söyle bana, ben bunları hak ediyor muyum? Ama efendim ben de çok üzülüyorum. Üzülmen bir işe yaramıyor delikanlı. Artık bir şey yapmamız gerekiyor. Nasıl bir şey? Efendim? Önümüzde 3 seçenek var. 1. Bu istasyondan ya gideceksin ya da ben. Böyle bir durumda bile... Ben gitmeye razıyım efendim. Hayır. Bu çözüm olmadı. En iyisi... Bu işi başka türlü temizlemek. Ama efendim... Biz bir şey yapmadık ki. Hala aynı şeyi söylüyorsun delikanlı. Yaptınız veya yapmadınız. Ben artık orasını geçtim. Şimdi insanların çenesini kapatmamız gerekiyor. Bunun için kızımla... nikah kıyacaksın. Ne?
Canan'la ben? Evet, doğru duydun. Evleneceksin. Ama Canan... Ne o? İstemiyor musun? Yoksa beğenmiyor musun? Estağfurullah efendim, ben çok şaşırdım da. Şaşıracak bir şey yok. Bunu milletin ağzına sakız olmadan düşünmeliydiniz delikanlı. Ben isterim tabii, isterim de. Yani kızınız Canan beni ister mi? Onun fikrini... İsteyecek. Fikir beyan etme hakkınız kalmadı. Bu iş böyle temizlenecek delikanlı. Baban Tayyar'la konuşmuş. Neyi konuşmuş? Tayyar seninle evlenmek istiyormuş. Anne, neler söylüyorsun? Bir dedikodu uğruna şimdi Tayyar'la evlenecek miyim? Ama Canan, babana da hak vermelisin kızım. Şu küçücük istasyonda bunca laftan sonra... Benim fikrimin hiç önemi yok mu? Ay, olmaz mı kızım? Ben de seninle konuşuyorum işte. Hem az da olsa Tayyar'ı beğeniyor gibisin. Yanılıyor muyum? Yanılıyorsun anne. Aa. Tamam. Tayyar efendi sessiz biri ama ona karşı içinde bir duygu yok ki. Hem kalkıştığımız işe bakar mısın? Her şey bir dedikodu uğruna. Nikahta keramet vardır kızım. Zamanla sen de seversin onu. Evlenme yaşın geldi artık. Ay, ne olur babana üzme. Anne, farkında mısın? Beni düşünen yok. Babam üzülmesin, milletin lafları son bulsun. Oh, ne âlâ memleket. Hadi hadi huysuzlanma. Gel de bana yardım et. Baban Tayyar'ı yemeğe çağırmış akşama. Ne? Sonra bir baktım. Yanlış yönü gösteriyorum. Başka bir trene yol veriyormuş gibi makasları değiştirerek durumu idare ettim. Yolcular asla fark etmedi. Adana'daki olayı anlatsana bey. Dur hanım. Ben çok konuştum. Biraz da Tayyar anlatsın hele. Canan, kızım, bize biraz meyve getir. Ne anlatayım şefim? 8 yılım Ciğer Müdürlüğü'nde geçti. Orada tamirattan başka ne olur ki? Sabahtan akşama yağ içinde çalışırdık. Tayyar, oğlum yemeğim var. Arzu edersen akşam. Tabii. Çekinme delikanlı. Yemekten geri duran insan hayatta başarılı olamaz. Bak, bu sözümü unutma. Ziyade olsun şefim. Kızım, meyveler geliyor mu? Getiriyorum babacığım. Tayyar Bey, buyurun. Zahmet etmişsiniz Canan Hanım. Sen de otur artık kızım. Hep ayaküstü kaldın bu akşam. Oturuyorum anneciğim. Şu tabakları bir kaldırayım da. Şefim. Şu Hayri... çıkarıldı mı şimdi memurluktan? Bırak soysuzu Tayyar. Onun adam olmayacağı zaten belliydi. Biz demir yolcularda... Gedenin ardından bakılmaz diye bir söz vardır. Ben su getireyim. Tayyar Bey, su ister misiniz? Yok, istemiyorum Canan Hanım. Aman, bırakın artık hanımı beyi çocuklar. Adınız yetmiyor mu? Gençler, hadi bakalım. Siz keyfinize bakın biraz. Delikanlı, bana müsaade var mı? Tabii şefim, ne haddime. Ben de... Tabii ihtiyarlık zor zanaat. Yemeği yedim mi yatak beni çağırıyor. Hanım, sen de bana yardım et. Hadi. Ben geliyorum bey. Efendim ben de kalkayım artık. Otur delikanlı, otur. Erkenden nereye? Sen bana aldırma. Kızımı vekil bırakıyorum yerime. Merak etme. Sohbette beni aratmaz. Günaydın Tayyar arkadaş. Sabah sabah bu ne keyif? Hayırlı sabahlar kardeş. Tıraş oluyorum da. Bu nasıl tıraş olmaktır arkadaş? Gören de damat tıraşı oluyorsun sanır. Yok kardeş. Nerede o günler? Olur. Bir gün o da olur. Benim burnuma kötü kokular geliyor.
Pek yakında o da arkadaşını bırakacaksın diye korkuyorum. Aa, olur mu öyle şey kardeş? Bilmem. Dilin başka söylüyor, gözlerin başka. Hayırlısı bakalım. Beni utandırma kardeş. Ay ay. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Lafı çevirme Tayyar arkadaş. Sen söylemesen de bu kardeşin her şeyin farkında. Hem bu istasyonda hiçbir şey saklı kalmaz. Olup biten bir şey yok Nazmi kardeş. Orasını bilmem. Lakin bu işin sonu nereye varır biliyorum. Sessizliğin Yüreği. Eşref Karadağ'ın yazdığı oyunun ikinci bölümünü dinlediniz. Üçüncü bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Sessizliğin Yüreği. 3. Bölüm. Yazan Eşref Karadağ. Yöneten Mehmet Ege. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tam Yüksel. Oynayanlar: Anlatan Özdemir Sönmez, Tayyar Okan Şenozan, Canan Buket Türk Yılmaz, Şef Mithat Erdemli, Anne Ayşe Akınsal, Nazmi İsmet Numanoğlu. CER Müdürlüğü'nde çalışan Tayyar'ın yaşamdaki tek ideali demir yollarında yükselmek, sonunda bir istasyona şef olmaktır. Bir gün hareket memuru olarak İstanbul'un ara istasyonlarından birine tayin edilir. Yeni görev yerinde işine sarılıp gayretle çalıştığı günlerde şefin kızı Canan'la karşılaşır. Canan'ın güzelliği karşısında çok etkilenir ve hayatı alt üst olur. Canan istasyon memurlarından Hayri'yi sevmektedir. Ancak Hayri Canan'la yürüttüğü kısa süreli arkadaşlıktan sonra nedensiz bir şekilde ondan uzaklaşır. Bu sürede Tayyar'ın Canan'a karşı olan duygularını fark eder. Hiç sevmediği Tayyar'dan intikam almak hem de Canan'dan kolayca kurtulmak için istasyonda asılsız dedikodular yayar ve işini bırakıp gider. Dedikoduları duyan şef çok rahatsız olmuştur. Tayyar'dan kızıyla evlenerek bu işi temizlemesini ister. Zaten Canan'a sevdalı olan Tayyar bu teklife karşı koyamaz ve kendini baş döndürücü bir ilişkinin içinde bulur. Oysa Canan yaklaşan bu evliliğe pek de gönüllü değildir. Tayyar. Buyurun şef. Gel. İskeleye doğru yürüyelim seninle. Hazır öğle vaktiyken bir balık yiyelim. Biraz laflarız. Nasıl isterseniz şefim. Yaşlandım be delikanlı. Kızımın büyüdüğünü fark edince anladım bunu. Estağfurullah şefim. Kızımla seni yan yana görünce gurur duydum. Şef dedim kendi kendime. Dede olmanın zamanı gelmiş artık. Emekli ayrıl da keyfine bak. Aman efendim siz... 33 yıl oldu delikanlı. Demir yollarının her kademesinde vazife yaptım. Her türlü çilesini çektim. Şu nikah işini konuşalım biraz. Bana kalsa bu işi kısa yoldan bitiriverelim derim. Ancak annen güzel bir düğün dernek istiyor. Efendim? Yani hak vermiyor da değilim. Şöyle anlı şanlı bir düğün yaparsan. Ama... Dur canım sözümü kesmeden söyleyeceklerimi bir dinle bakalım. Afyon'dan bir yakınını çağır. Oturalım. Öncelikle bir söz keselim. Anamdan başka kimsem yok şefim. Biliyorsunuz o da ihtiyar. Yol yordan bilmez. Yalnız... Şu masaya oturalım mı? Nasıl uygun görürsünüz?
Devam et bakalım. Şefim, evlenmeden evvel biraz para biriktirmek istiyordum. Söz kestikten sonra biraz beklesek. Parayı düşünmesen. Şefim, beni affedin. Bir erkek olarak bana dokunur. Tamam o zaman, bana borçlan. Sonra ödersin yavaş yavaş. Ha? Ne dersin? Siz bilirsiniz. Anlaştık o zaman. Canını isteme işinde aklıma bir şey geldi. Biliyorsun, demir yolu çalışanları bir ailedir. Madem anne gelemiyor, biz de bu işi bir büyüğümüze yapmalıyız. Olur mu? Pek güzel olur. Haftaya müfettiş Demir Bey gelecek. Pek yakın dostumuz. Rica ederiz. Siz olur derseniz. Ne dedin, ne dedin? Evleniyorum dedim kardeş. Evleniyorum. Bu çok güzel bir haber. Öyle bir kararı ne zaman verdin? Bugün. Zaten senin süslenip gitmelerinde vardı bir iş. Kız kim? Ne zaman gördün? Nasıl tanıştın? Anlatsana arkadaş, meraktan öldürme beni. Canan. Şefin kızı. Ne? Canan mı? Çok şaşırdın değil mi kardeş? Neden sustun? Evet. Yani çok şaşırdım. Sevinmedin mi kardeş? Yani sevindim. Sevindim tabii ki. Sevindim canım. Sevinmez miyim? Yüzün asılıverdi sanki. Yani sevinmedin sandım. Anladım. Senden ayrılacağım için üzülüyorsun. Ya doğru ya canım. Evet, yani onun için üzülüyorum. Üzülme kardeş. Yine buradayız ya, yan yana. Arkadaş, hani sen daha evlenmeyecektin. Para biriktirip kendine güzel bir sergi sofa alacaktın. Ha? Hayallerinden vaz mı geçtin? Geçmedim kardeş. O bir gün mutlaka olacak. Biliyorsun, senin baş göz olmanı, mutlu olmanı çok isterim. Yani bu karar, ya keşke üstünde biraz düşünseydin. Ha? Düşündün mü? Düşündüm kardeş, düşündüm. Hem de çok düşündüm. Düşündüysen vardır bir bildiğin. Bazı şeyleri söylemekte aciz kalıyorum arkadaş. Yani ben ne demek istediğini anlıyorum. Olanlar oldu kardeş. Yaşandı, geçti. Hem çok düşündüm. İçimdeki sesi bir türlü bastıramadım. Şurama laf anlatamadım ki. Dinlemiyor beni kardeş. Ne yapsın, ne etsin dinlemiyor. Yapma böyle arkadaş. Hem bir demir yolcunun ağlaması yakışık almaz. Ağlamıyorum. Aman Canan. Bak, gelinliğin geliri bir saat oldu. Öylece torbanın içinde duruyor. İnsan bir merak eder. Aynanın karşısına geçer de giyer. Kalk o yattığın yataktan. Al şunu bir dene. Tamam anne, bırak oraya. Babam düğün için iyi bir orkestra bulmuş. Evleniyorum abi. Fotoğrafları da şehrin en güzel fotoğrafçısı çekecekmiş. Herkes rahat etsin. Ay pastayı diyorum, şöyle en büyüklerinden yaptıralım. Konuklar bol bol yesin. Canan'ın görkemli düğün. Ama amcanın yazlığına gitmeyin. Issız yerde balayı mı olur? Çevrede çok güzel oteller varken. Mutlu olsunlar. Dedikodular son bulsun. Babanla evlendiğimizde balayına Antalya'ya gitmiştik. Bir hafta kalacaktık. Nerede? 3 gün zor dayandı baban. İşim. Anne. Gelin arabasını hiç düşünmedik. Anne. Ay hemen babanı aramalıyım ben. Böyle güzel bir araba. Anne arıyorum. Diyorum. Ay. Anne. Ne var? Ne var Canan? Beni hiç dinlemiyorsun. Hayal alemine dalmış gidiyoruz. Ay ne var Canan? Ben... Evet Canancığım, seni dinliyorum. Tayyar'la konuştum. Ha, neyi konuştun kızım? Bu işin iyi olmayacağını söyledim ona. Anladım. Tayyar'ı biraz kaba buluyorsun. Ama iyi çocuğa benziyor. Pek sessiz, pek garip. Tayyar, 10 gün izin yeter mi sen oğlum? Yeter şefim, yeter. Tayyar? Oğlum?
Canını sıkan bir şey mi var? Yok da. Anam düştü aklıma. Evlendiğimi görmeyi ne çok isterdi. Anneni düğüne getirmeyecek misin? Hem tanışmış olurdu. Getiremem şefim. Anam çok ihtiyar. Bu kadar yola dayanamaz. Tamam oğlum. O zaman siz gidersiniz. Takarsın karını koluna, gider öper elini, geri gelirsin. Sahi gider miyiz şefim? Öper miyiz anamın elini? Gidersiniz canım, gidersiniz tabii. Şu düğünü yapalım da. Vay vay vay. Yahu Tayyar, bu sen misin arkadaş? Nasıl olmuşum kardeş? Damada benzedin mi? Filinta gibi bir damat olmuşsun. Yalnız öyle elbise giymek, kravat takmak benim harcım değil be kardeş. Yaban yaban duruyor üstünde. Memleketten kim geliyor düğüne? Ananı haber ettin mi? Telgraf çektim büyük dayıma. Dayın geliyor öyle mi? Yok, gelemiyor kardeş. Anlayacaksın, yalnız başıma evleniyorum buralarda. Kim demiş yalnızsın diye? Ben ne güne duruyorum arkadaş? Hep yanı başında olmazsam bana da Nazmi demesinler. Ondan şüphem yok kardeş. Hani gönül istiyor ki... Bu güzel günlerde sıkma canını. Onlar gelemiyorsa düğünden sonra siz gidersiniz arkadaş. Herhalde öyle olacak kardeş. Hanım, sen şimdi kaynana mı oluyorsun ha? Hadi birazcık da çabalasın ya. Yakıştı vallahi. Bana takılmayı bırak da çıkıp oynayalım seninle. Oynatılır yetmez mi? Ter içinde kaldım zaten. Bedelecik kızımız evleniyor bey. Bugün oynamayıp da ne zaman oynayacağız? Dur. Birazdan takım merasimi başlar. Ondan sonra oynarız. Sen damada ne takacaksın? Devlet sırrı gibi sakladım bugüne kadar. Söyle de öğreneyim artık. Bak işte. Ne? Dedenden hatıra olan köstekli altın saati. Evet. Ahtım var. Bu saati oğluma verecektim. Oğlum olmayınca. Ama bu senin için çok değerli. Benimle mezara gidecek değil ya hanım. Nasıl olsa bir gün el değiştirecekti. Hem biricik kızımın kocasına veriyor. Ya bana atmıyorum. Canlar çok sevinecek. Sevinsin artık. Akşamdan beri yüzü gülmüyor. Sanki düğün onun değil. Oğlum neyi var bu kızın hanım? Tayyar da biraz tartışmışlar. Tartışmışlar mı? Niye? Balayına çıkmadan kızımı Afyon'a götürecekmiş. Anasına göstermeye. Canan da istemiş. Götürecek elbette, karısı değil mi? Ben çekerim Canan'ın kulağını. Karı koca arasındaki meseleye biz karışmayalım istersen. Hem sonra da giderler Afyon'a. Ne var bunda? Vay arkadaş, benim amirim dönmüş mü? Döndüm kardeş, döndüm. Hani Afyon'a gidecektiniz? Gidecektik. Ama Canan... Neyse, takma arkadaş, sonra gidersiniz. Vay, Serki Soft'a yakışmış hani. Tam bir demir yolcu olmuşsun artık. senin iznin bu kadar mıydı? Erken dönmedin mi? Evet. Canım sıkıldı, erken döndüm. Anladım. Neyse, sıkma canını. İlk günlerde olur böyle kapışmalar. Aslında seninle bir mesele konuşacaktım ama... Hayırdır? Neyse, boş ver. Zaten moralim bozuk. Başka bir gün konuşuruz olmazsa. Değil, nedir mesele? Sen benim arkadaşımsın. Yani o küçücük odada çok şeyler paylaştık birlikte. Sana gelen bir lafı kendime gelmiş sayarım. Yani isterim ki... Yeter. Lafı dolandırma Nazmi kardeş. Çıkar şu baklayı ağzından. Buradan git arkadaş. Aldır tayinini. Karını tak koluna git. Senin için en hayırlısı bu. Ne oldu Nazmi kardeş? Nedir mesele? Yani dedikodu. Bir sürü boş laf. Rahat koymazlar burada seni. İşe veremezsin kendini. Anladım. Demek buradan tayin istiyorsun. Haksız mıyım şefim? Baba. Haklısın oğlum. Biz bunları hiç düşünmedik. Şimdi sen ne yapsan benim gölgemde yapmış olacaksın. Ben de olsam aynı şeyi isterdim. Yer önemli değil.
neresi olursa olsun. Kızımı çok uzağa götürmene izin vermem Tayyar. Biz onsuz ne yaparız? Sık sık geliriz baba. Ben gelemesem bile Canan gelir. Peki. Ankara'daki arkadaşlara bir soralım bakalım. Ben geldim hanım. Neredesin? Mutfaktayım bey. Hoş geldin. Misafir mi var? Canan geldi. Tatsız biraz. Ne olmuş? Tayyar işine bozulmuş. Tartışmışlar Tayyar'la. Canan ben gitmiyorum diye tutturmuş. Haksız da değil kız. Haksız. Bir kadının yeri kocasının yanıdır. Söyle ona da çizmeyi aşmasın artık. Aşmış bey. Ay, baya sahip olur. Hem nereden çıktı bu tayin işi? Yoksa sen mi ayarladın? Evet ben ayarladım. Tayyar istedi, ben yardımcı oldum. Bu mu öğrenmek istediğin? Sağ ol baba. Canan, kızım hoş geldin. Şöyle otur da güzelce konuşalım. Durduralım şu tayini bey. Bir telefon ediver Ankara'ya. Evet baba. Sen istersen yapar. Tamam kızım, üzme sen kendini. Bu işi baban halleder. Hanım, girip durma araya. Sen kalk sofrayı hazırla. Ay, tamam bey. Ne dedim ki ben? Bak kızım. Kocan idealist bir adam. İşinde yükselmek istiyor. Ona engel olmaya hakkın yok. Hem burada kayınpederinin gölgesinde ne kadar kalacak? Bu iş önünde sonunda olacak. Biliyorum. Benim fikrimin hiç önemi yok zaten. Evlendirirken bile sormadım. Tayin yaptırırken mi soracaksın? Afyon'a gitmedim diye istedi şu tayini. Yeter Canan. Kocanın işine saygı duy biraz. Tamamdır arkadaş. Tüm eşyalar yerleştirildi. Vay. Arkadaş sen şimdi istasyon şefi mi oldun? Hayırlısı. Ne sandın Nazmi? Koca bir istasyonun şefi var karşımda. Çankırı mıydı arkadaş? Çankırı ile Karabük arasında. Kendine iyi bak kızım. Sık sık mektup isterim. Söz veriyorum. Oralarda bırakmayacağım seni. Boşuna yapma. Hadi bakalım Tayyar. Bu istasyondaki son hareket emrini ver de çalışsın tren. Kızıma iyi bak. Biliyorsun o benim tek varlığım. Merak etme işe. Gözüm gibi bakacağım. Hareket zamanı. Hazırlıklara başlayın. Canım kızım benim. Bizi habersiz bırak. Mektup yaz olur mu? Olur. Ama yapma böyle. Kaldır başını ya. Gitmeden bana bir gülümse de hep öyle hatırlayayım seni. Hoşça kal baba. Kızımı üzme Tayyar. O bir çiçek kadar narindir. Söz veriyorum bana. Üzmeyeceğim. Tayyar arkadaş. Ayrılık zamanı. Yolun açık olsun. Hakkını helal et. Helal olsun kardeş. Gel bir sarı bal. Hadi canım. Binelim artık. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Mektup yazın. Mektup. Sessizliğin Yüreği. Eşref Karadağ'ın yazdığı oyunun 3. bölümünü dinlediniz. 4. bölümde buluşmak dileğiyle. Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu. Sessizliğin Yüreği. 4. bölüm. Yazan Eşref Karadağ. Yöneten Mehmet Ege. Yapımcı Engin Demiral. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bölümde oynayanlar
Anlatan Özlem Ersönmez, Tayyar Okan Şenozan, Canan Buket Türk Yılmaz, Şef Mithat Erdemli, Anne Ayşe Akınsal, Avcı Teoman Gülen, Acer Hülya Dizmen, Maksut Özgür Öztürk. CER Müdürlüğü'nden hareket memuru olarak İstanbul'un ara istasyonlarından birine tayin edilen Tayyar'ın tek ideali görevinde yükselmektir. Yeni görev yerinde şefin kızı Canan'la karşılaşır. Canan'ın güzelliği karşısında çok etkilenir ve hayatı altüst olur. Canan ise istasyon memurlarından Hayri ile arkadaşlık etmektedir. Ancak Hayri nedensizce Canan'dan uzaklaşmaktadır. Bu yüzden Tayyar'ın Canan'a olan zaafını dedikoduya dönüştürerek istasyona yayar ve bir gün işini bırakıp gider. Dedikodular saman alevi gibi büyümektedir. Duyduklarından rahatsız olan şef, kızının fikrini bile almadan onu Tayyar'la evlendirir. Tayyar ise Canan'ı sevdiğinden bu işe razıdır. Düğünden sonra Canan, Tayyar'a kötü davranmaya başlar. Tayyar'ın çok istemesine rağmen onunla Afyon'a kayınvalidesini görmeye gitme teklifini reddeder. Olanlara üzülen Tayyar, balayı izinle bitirmeden işine döner. Dedikoduların devam ettiğini duyunca Anadolu'ya tayin ister. Kısa zamanda çıkan tayin Canan'a vurulmuş ikinci darbedir. Üstelik bunun altında da babasının etkisini görünce çok üzülür. Karı koca birbirine dargın bir şekilde İstanbul'dan yola çıkarlar. Bu kadar taş yürekli olduğunu bilmezdim bey. Nasıl izin verdin çocukların çekip gitmesine? Dar düşünüyorsun hanım, dar. Onların da birer birey olduğunu unutuyorsun. Dikkat etmedin mi Tayyar'a? Tıpkı 20 yıl önceki ben. Durulur mu bu çocuğun önünde? Sen hep Tayyar'ı düşünüyorsun. Ya biricik kızımız? Ne yapar o yaban ellerinde? Canan kocasına destek olacak ki Tayyar mesleğinde yükselsin. Kızıma kim destek olacak? Böyle şehirden uzak. Yeter hanım, yeter artık ya. Canan artık yuvadan uçtu. Onun destekçisi de Tayyar olacak. Aslında sen istersen Tayyar'ı geri getirebilirsin. Benden böyle bir şeyi nasıl istersin? Biraz insaflı ol bey. Canan oralara zamanla alışacaktır. Meraklanma sen. Şehirde doğup büyüyen. İnsan her şeye alışır hanım. Biz taşrada az mı çalıştık? Hoş gelmişsin şefim. Hoş gelmişsin de. Hoş bulduk. Sen kimsin? Ben istasyonun memuru. Maksut da. Abi da karım Acer. Kız Acer, ne duruyorsun? Alsana yengeyi içeri. Yoldan gel, yorgundur, görmeyeyim misin? Gel abla gel. İçeri geç oğlum gel. Ver elindeki çantayı. Geçelim bakalım. İstasyonun burası. Beğendin mi? Beğendim Maksut, beğendim. Kara elması Karabük'e gönderdin. Şimdi ne yapacaksın Maksut? Tamamdır da günde bir kere geçer kara elmas. Ya o yani ya bu yani. Kusura kalma şefim. Böyle lafa dalınca cahilliğim tuttu. Biz de keselim eve de buyur. Geleceğini bir haftadır duymuşum da güzelce temizletmişim lojmanı. Sağ ol Maksut, sağ ol, sağ ol. Yakında köy var mı? Ha bu tepenin ardında. Büyük bir köy var. Selam güzel insanlar. Dağlardan selam, kuşlardan selam. Aleyküm selam. Abici, torban boş mu yine? Bilirsin beni. Barıştır tek sulalım. Kısmetimi kurtlara, kuşlara bağışladım. Maksut, kekliklerle göklerde uçmak, tavşanlarla yarış yapmak için gezerim dağları. Kimdir bu beyefendi? Unuttum söylemeyi. Ben bu istasyonun yeni şefi Tayyar. Hoş geldin Tayyar şef. Sessizliğimize soluk getirdin. Günsüzlüğümüze şafak. Hadi bana eyvallah. Ha bu abici var ya, hoş adamdır. Her gün ava gider. Bugüne kadar bir tane hayvan vurduğu görülmemiştir. Nerede yaralı bir hayvan bulsa getirir tedavi eder. Evet, garip bir adam. Eskiden öğretmenmiş bu köyde. Sevmiş bu dağları, yerleşmiş kalmış. Şiir filan da yazar ya. Keyfi yerinde olsa da okusa da bir dinlesen. Nereliymiş bu abici? İzmirliymiş diyorlar. Bir daha bu var ya, durmadan üslup çalar. Ama hoş çalar, yanık çalar. Kusura bakmayın.
Ne zaman geleceğimizi bilmediğimiz için Hacer hazırlık yapamadı. Hey ya, telefon neyin etseydiniz güzel memleket yemekleri yapardım size. Ne kusuru Maksut, misafir bulduğunu yermiş. Değil mi canım? Bu dağ başında başımıza neler gelecek daha bakalım. Hacer, ver oradan ekmek de. Hacer'in bazlamasıdır. Çok güzel yapar. Eline sağlık Hacer bacı. Afiyet olsun. Canan. Canan iyi misin Canan? Hacer gitsene ablanın arkasından. Dur dur Hacer bacı, ben bakarım Canan. Hacer. Abla senin yemekleri sevmedi sanırım. Ne varmış yemeklerimde? Hepsi de mis gibi. Baksana midesi bulandı. Sus. Senin aklın ermez. Başka bir sebebi vardır onun. Niye ermeymiş benim aklım? Ne demek istiyorsun da? Kadın hali burada. Erkek ne anlar Maksut? Geliyorlar, geliyorlar. Duyarlar sahip olur. Kusura bakmayın Canan, biraz üşütmüştü. Ne kusuru şefim? Geçmiş olsun abla. Üşütmüşüm. Abla, canın istediği bir şey var mı? İstersen iki yumurta kırayım. Sağ ol Hacer, istemiyorum. Hem yemeklerin çok güzel olmuş. Bazlamana da bayıldım. Karıcığım, yarın doktora gidelim mi? Doktorluk bir şeyim yok. Abla, yarın köye gidelim mi? Köye mi? Ne yapacağız orada? Orada bir kadın var odur. Ebenine, her derdin devasını bili. Otlardan bir ilaç yapayım ki. Aklım durur vallahi. Tam bir doktordur ha. İyi, gidelim bakalım. Biz de Maksut'la evi yerleştiririz. Değil mi Maksut? Abi yerleştiririz. Bu aynen nasıl oldu şefim? Yakıştı da. Güzel oldu Maksut. Güzel. Heh, az şöyle. Selam güzel insanlar. Yardıma ihtiyaç var mı? La ödümü kopardın. İnsan bir ben geliyorum der. Hoş geldin avcı kardeş. Erken koyulmuşsunuz işe. Söyleyin bakalım. Ne yapayım sizin için? Sağ ol avcı kardeş. Maksut'la gerekeni yaptık. Ya, olur mu şefim? Daha çok işimiz var. Avcı, ha karşıdaki kütüğe saplanmış baltayı görüyor musun? Evet görüyorum. Neden? Yani nedeni var mı da? Hadi bakayım şefime biraz odun kır. Dur Maksut dur, ne yapıyorsun? Ben kırarım odunu. Ya, olur mu ya? Biz dururken koca şefime odun kırdırır mıyım ben? Ah Maksut, yakaladın yine beni. Kırılacak odunlar nerede? Ya harda. Ağacın dibinde yığılı olan meşeler. Ya hakikaten gidiyor. Maksut dur de şu adama. Ya bırak kırsın şefim. Maksut. Buyur şefim. Kendime diyorum av tüfeği alsın. Hmm. Nasıl olur? Benden avcı olur mu? Olmaz mı şefim? Avcının dediği gibi. Keklik tavşan çok mu buralarda? Çoktur de. Gözün aydın şefim. Aa döndü bizimkiler. Hele, ne güzel olmuş da. Kolay gelsin. Hoş geldin karıcığım. Ne oldu? Gördünüz mü ebenineyi? He, gördük. Ne dedi? Bilmem ki. En iyisi ablam. Ablam söylesin. Hamileymişim Tayyar. Ne dedin sen? Bir dakika, bir dakika. Ne dedin sen? Hamileymişim dedim. Allah! Duydun mu Maksut? Hacer duydunuz mu? Baba oluyorum, baba oluyorum. Amca! Hey! Bırak oldun firmayı. Baba oluyorum ben, baba! Tayyar? Saatlerdir ne yapıyorsun orada? Mektup yazıyorum. Mektup mu? Kimi? Herkese karıcığım, herkese. Nasıl herkese? Anama, Nazmi kardeşe, şefime yani babama. Herkese müjde veriyorum. Biraz abartmıyor musun? Abartacağım kardeşim. Abartacağım. İyice abartacağım. Tamam tamam. Fazla ballandırmadan anlat. Yarın bir doktora görüneyim diyorum. Tabii ya. Ben ne zamandır söylüyorum zaten. Kara elması atlıyı verelim. Verelim çantayı. Hayır. Ben yalnız gitmek istiyorum. Yalnız mı? Neden? Ben... Öyle istiyorum. Hem senin işin gücün vardır. Ava çıkıp yeni aldığın tüfeği denersin. Avcıya da söz vermiştin, unuttun mu? Benim işlerim senden, doğacak çocuktan, yavrumuzdan önemli mi karıcığım?
E nasıl olsa her şeyi maksat yapıyor. Söylerim abiciye. Ben Ankara'ya gideceğim Tayyar. Kendime kıyafet falan da alacağım biraz. Şimdi sen oralarda sıkılırsın. Bir an evvel dönmek için huysuzlanırsın. Hiç sıkılır mıyım karıcığım? Birlikte gider geliriz. Üstelik... Hayır dedim Tayyar. Kendim giderim ben. Çocuk muyum? Ben şey diyecektim. Ankara'ya gidersek buradan Afyon'a... Tamam Tayyar, tartışma bitti. Anlaştığımızı sanıyorum. Dikkatli ol, değil mi karıcığım? Hani hamilesin ya, o bakımdan. Şu mektuplar... Olur. Veririm postaya. Kara elması gönderdik işte Maksut. Büyük şehirdeyken... Trenler gelir gelir giderdi. Hiçbirinin ardından böylesine bakmazdım. Hiçbiri... Şefim, haddimi aşaysam kusuruma bakma da. Canan ablamla sen de gitseydin. Ben istasyonu idare ederdim de. İyi bir şef, asla istasyonunu bırakmaz Maksut. Hem Canan ablan çocuk mu? Kendi işini görür nasılsa. Ben şey diyordum aslında... Deme Maksut, deme. Hadi, hadi işinin başına bakayım. Hadi, hareket defterini doldur da imzalayalım. Hadi. Baş üstüne şef. Oh. Abici, ne oldu Tayyar şef? Oh. Ya biraz yavaş yürüsek. Yoruldum kardeş. Yorgunluk senin yüreğindedir Tayyar şef. Bilirsin, yüreğine sözü geçmez insan. Oh. Bir inat etmeye görsün. Katır gibidir yürek dediği. Geçmiyor abici, geçmiyor. Daha varacak çok yerimiz var üstad. Ne dersin, ne yapalım? Oh, oturalım şurada biraz. Ay, her gün dolaşır mısın bu dağları? Dolaşırım ya. Benimki hal hatır sormadır. Taşın, kayanın, ağacın, çiçeğin, gönlün üşenlerin. İyi de bunu yavaş yavaş yapsak zamandan bol neyimiz var? Zaman. Zaman garip bir su gibidir Tayyar şey. Ne avucunda tutabilirsin onu, ne de bir kabın içinde. Bıraksan toprak eder, bırakmasan hava. Bir de bakmışsın buhar olup uçmuş günler. Geride bir tek şey kalır o sudan. Hatırlamak istemediğin tortular. Ne yapmalı o zaman? Yapılacak iki şey var üstad. Ya akarken serinliğine varacaksın ya da... Ya da... Ya da benim gibi kapatıp gözlerini suya bırakacaksın kendini. Artık nereye varırsın? Sen de benden dertliymişsin be abici. Şu ağacın ardında keklikler var. Sessiz ol da birini vurayım. Sakın, sakın ha, sakın. Ama biz hava çıkmadık mı kardeş? O keklikler bize bu denli sokuluyorlarsa benim sesimi duydukları, bana güvendikleri içindir. Güvene kurşun sıkmak yakışır mı insana? Hadi kalk. Kalk da selamlayalım onları. Maksut. Buyurun şefim. Sen hiç aşık oldun mu? Ben mi? Ben mi? Evet sen. Birini gerçekten sevdin mi? Hacer. Hacer olmayı mı? Olur tabii. Şimdi Hacer birdenbire hayatından çıkıversin. Yani... Bir var bir yok oluversin. Olmaz şefim. Ben yemeğimi fazlamamı kim hazırlayacak? Çamaşırlarımı kim yıkayacak? Sonra... Ya Hacer öyle şey yapmaz. Peki sen? Sen yapar mısın? Kim? Ben. Hacer'e. Tövbe de. Allah korusun. Maksud değilim ki. Sen çok seviyorsun ama... Hacer bacı seni sevmiyor. Seninle evlenmiş ama... Yani biliyorsun ki bir gün çıkıp gidecek. Ne yaparsın? Ha bu avcının karısı gibi mi? Avcının karısı mı var? Tabii. İki de uşağı varmış. Gerçi ben görmedim ama köyde öyle söylüyorlar. Güvene kurşun sıkmak. He? Şimdi anlaşıldı. Anlamadım şefim. Bir şey mi dedin? Dedim ki... Ben de bir şey diyecek hal mi kaldı Maksut? Laf geveliyorum işte ağzımda. Şefim, üstüme vazife değil ama Canan abla hangi doktora gitti?
Hep 5 gün oldu da. Yani merak ettim. Boşuna meraklama Maksut. Çünkü üstüne vazife değil. Geldim, geldim. Patlama. Alo, alo. Maksut, ben Canan. Tayyar oralarda mı? Abla, abla sen misin? Sen nasılsın? Nerelerdesin? Merak ettim seni de. Maksut, Tayyar'la konuşmak istiyorum. Yok mu? Dışarıda, dışarıda. Dur hemen çağırırım. Şefim! Şefim, Canan abla telefon çekti. Çabuk gel. Alo. Alo karıcığım, iyi misin? Seni çok merak ettim. İyiyim, iyiyim Tayyar. Babamlardayım. Beni merak etme. Ne? Babamlarda mısın? Evet. Ankara'da doktora gittim. Haberler pek iyi değil gibi. Ne dedi doktor? Bebek. Bebek. Doktor. Doktor düşük tehlikesi olabilir. Dikkat et dedi. Erken doğum da olabilirmiş. Eyvah. Ne yapacağız? Bir ilaç vermedi mi? Bunun ilacı dinlenmek Tayyar. Gel, gel, gel buraya gel. Dinlen karıcığım. Her şeyi ben yaparım. Senin elini sıcak sudan... Hayır Tayyar. Orada dağ başında olmaz. Burada sürekli bir doktor gözetiminde kalmam lazım. Doğuma kadar mı? Evet, doğuma kadar. Ama... Ben ne yapacağım? Koca adamsın Tayyar. Tehlike olmasa burada kalır mıyım? Çok yazdı. Hadi hadi kapatıyorum. Beni merak etme. Kapattım. Sessizliğin Yüreği. Eşref Karadağ'ın yazdığı oyunun 4. bölümünü dinlediniz. 5. ve son bölümde buluşmak dileğiyle. Yapım Ankara Radyosu. Sessizliğin Yüreği. 5. ve son bölüm. Yazan Eşref Karadağ. Dramatür Selma Fındıklı. Yöneten Mehmet Ege. Yapımcı Engin Demiray. Efektör Nebi Tam Yüksel. Bu bölümde oynayanlar: Anlatan Özlem Ersönmez. Tayyar Okan Şenozan. Canan Buket Türk Yılmaz. Şef Mithat Erdemli. Anne Ayşe Akınsal. Nazmi İsmet Numanoğlu. Semra Funda Mete. Avcı Teoman Gülen. Hacer Hülya Dizmen. Maksut Özgür Öztürk. CER Müdürlüğü'nden hareket memuru olarak İstanbul'un ara istasyonlarından birine tayin edilen Tayyar'ın tek ideali görevinde yükselmektir. Yeni görev yerinde şefin kızı Canan'la karşılaşır. Canan'ın güzelliği karşısında çok etkilenir ve hayatı alt üst olur. Canan ise istasyon memurlarından Hayri ile arkadaşlık etmektedir. Ancak Hayri nedensizce Canan'dan uzaklaşmaktadır. Bu yüzden Tayyar'ın Canan'a olan zaafını dedikoduya dönüştürerek istasyona yayar ve bir gün işini bırakıp gider. Dedikodular saman alevi gibi büyümektedir. Duyduklarından rahatsız olan şef, kızının fikrini bile almadan onu Tayyar'la evlendirir. Tayyar ise Canan'ı sevdiğinden bu işe razıdır. Düğünden sonra Canan, Tayyar'a kötü davranmaya başlar. Tayyar'ın çok istemesine rağmen onunla Afyon'a kayınvalidesini görmeye gitme teklifini reddeder. Olanlara üzülen Tayyar, balayı iznini bitirmeden işine döner.
dedikoduların devam ettiğini duyunca da Anadolu'ya tayin ister. Kısa zamanda çıkan tayinle kendilerini dağ başında ıssız bir istasyonda bulurlar. Tayyar şef olmanın mutluluğunu yaşarken Canan'ın mutsuzluğu artmaktadır. Hamile olduğunu öğrenmesi imdadına yetişir. Ankara'ya doktora gideceğini söyleyip soluğu İstanbul'da babasının evinde alır. Tayyarsa günlerini garip arkadaşı avcıyla geçirmektedir. Doğadaki akşam hazırlığını duyuyor musun Tayyar Şen? Ha, duyuyorum. Kardeş, dolaşmak için biraz geç kalmadık mı? Ha? Neredeyse hava kararacak. Turnalar geçiyor bak. Bu köyde neden kaldın bunca zaman? Korkaklığından, yüreksizliğinden Tayyar. Buraları çok seviyorsun anlaşılan. Sevmek çaresizliğin sebep katmalı kalıbı mı? Sevmek doğacak günü saklayan sabah sisi mi? Avcı kardeş, dediklerini tam anlamasam da hoşuma gidiyor lafların. Kurumuş bir kara ağaç. İçinden kurumuş. Tam da yüreğinden. Ağacın yüreği olur mu kardeş? Dağdaki her şeyin yüreği vardır Tayyar. Ağacın, kuşun, böceğin. Sessiz sedasız toprağa düşen tohum. Yağmurun, rüzgarın. Toprakta sessizce yol alan su. Hatta şu uğultu içindeki sessizliğin de bir yüreği var. Duyuyor musun? He? Neyi? Birbiriyle yarışır gibi atan yürekleri. Sessizliğin yüreği. Güp güp. Güp güp. Güp güp. Güp güp. Duyuyor musun Tayyar Şef? Sessizliğin yüreği mi olur kardeş? Yeter. Duyuyorum tabii. Olur ya. Geç dönelim artık. Senin yüreğin var mı Tayyar Şef? Vuruyor mu güp güp diye? Olmaz mı amca kardeş? O nasıl söz? O zaman yüreğinin sesini dinle. Dinle de benim gibi olma. Ben ne haldeyim, nasılım sormuyor. İki lafından biri ne zaman gelirsin, ne zaman geleceksin? Tayyar mı? Başka kim olacak? Adam haklı kızım. İster istemez merak ediyor. Özlüyor seni. Baba lütfen. Sadece adam mı haklı? Benim hiç hakkım, isteklerim olmayacak mı? Yaşadıklarını bir oyun sanıyorsun Canan. Evlilik fedakarlık ister. Saygı ister kızım. Bunları sofrada konuşmak zorunda mısın? Aslında babam doğru söylüyor. Neyse. Hamile olmasan gönderirdim seni ama. Ha şunu bileydin bey. Kızım, biz ne diyorsak, ne istiyorsak senin iyiliğin için istiyoruz. Yoruldum. Çok yoruldum baba. Pek yakında anneanne olacaksın. Biricik yavrunuzu babasız bırakmaya hakkın var mı? Yakında her şeyin kendiliğinden düzeldiğini göreceksin. Artık umudum kalmadı baba. Geçecek kızım. Hepsi geçecek. Maksud. Tayyar Şef hiç oralarda görünmeyi bugün. Nereye gitti haberin var mıdır? Kafası pek dumanlı. Avcıdan beter oldu bizim şef. Pek üzülür şefim. Canan ablama üzülür herhalde. Hacer, onun yerinde olsam var ya. Ha bu istasyonda bir saniye durmam, çeker giderim arkasında. Doğru söylersin Maksud. Hiç böyle olur mu yahu? Olmaz. Karı koca dediğin sıkılmış bir yumruk gibi olmalı. Kimse girmemeli araya. Güzel laf ettin Maksud. Yaman adamsın vallahi. Kolay gelsin. Hayırdır Maksud? Nedir seni böyle güldüren? Hoş geldin şefim. Ya Hacer'i bilmez misin? Gevezedir de. Durur durur bir laf eder kırar kesilir adamı. Hadi oradan. Sen de her şeye gülüyorsun. Biliyor musunuz? Bazen size çok özeniyorum. Öyle güzel, öyle muhabbetlisiniz ki. Şefim. Üstüme farz değildir ama. Ben çok üzülürüm daha. Hacer bacı, sen hiç sıkma canım. Bu iş bana gidenin ardından bakmamayı öğretti. Neyse. Maksud, kara elması yolcu ettin mi? Yolcu yolunda gerek şefim. Etmez miyim? Maksud, avcıyı gördün mü? Bu sabah çıkmadı dağlara. Dur, az kalsın unutuyordum da. Avcısı abi mektup bıraktı şefim.
Ver bakayım. Kuzu bir yere mi gitti? He, atladı kara elmasa gitti. Ama ki gelir merak etme. Avcı bu. Arada bir gözden kaybolur, sonra da çıkar gelir. Oy oy oy, şuna bakın. Saçları gözleri aynı bana benziyor. Of, dur bakalım bey. Hemen sahiplenme çocuğu. Bana da bir şey bırak. Evet, cadılığı da sana benziyor hanım. Bak nasıl da açmış. Evet. Dedeyle anneanneyi dışarı çıkartıyorum. Hemşire bu kadar yeter dedi. Çünkü annemizin emzirme saati. Ama daha öpmeyin bile. Hadi koca bebek, birazdan yine getirin. Gitmelisin Tayyar Şef. Gitmelisin dostum. Gitmelisin. Kulaklarımdaki bu ses sesler, beynimdeki uğultu sanki avcı karşımdaymış gibi. Yeter avcı, yeter. Gitmelisin. Gitmelisin dostum. Gidip tutmalısın karının elinden. Tutmalısın karının elinden. Tutmalısın. Yeter! Yeter! Gidiyorum! Gidiyorum! Tamam! Yarın gidiyorum! Vay arkadaş! Özlemişim seni! Dur bakayım, dur! Dur sana bir daha bakayım şöyle. Sen şimdi baba oldun öyle mi? Tayyar baba! Oldum ya kardeş! Vay be. Hem de aslan gibi kız babası! Biliyor musun? Adını da Ayşe koyduk. Bu anacığının adı değil mi? Görünce pek sevineceğiz. Sürpriz olsun diye mektup da yazmadım. Memlekete mi gideceksin? 15 gün sonra. Önce Emirdağ'a, oradan da Çankırı'ya gideceğiz. Hep birlikte mi? Ya, hep birlikte. Ya ben senin gibisini tanımadım. Büyük amsın arkadaş. Değil istasyon şefliği, müdürlüğü bile hak ediyorsun, müdürlüğü. Sağ ol kardeş. Bak az kalsın unutuyordum. Sessiz sedasız hareket memuru olmuşsun Nazmi. Vallahi duyunca pek sevindim. Kardeşime yakışır dedim. Eyvallah arkadaşlar. Ya, genel müdürlük yeni memur göndermeyince sağ olsun şefim bana kadro istedi. Bunu kutlamayacak mıyız? Bilmem. Beyler, sensiz bir plan yapıyorsanız vay halinize. Olur mu? Sensiz olur mu şefim? Ayşe'ye iyi bakın. Onu yollarda üşüt. Merak etme anne, bakarım. Verin bakayım Ayşe'yi kucağıma. Onu bir daha öpmek istiyor. Hop. Gel bakalım dede. Torunum bir tane. Ne yaramaz şeysin sen öyle. Bey. Bıyıkların battı çocuğa. Al annesi. Al. Hayır. Yükün daha da arttı. Şimdi bakacağın insan içi o. Böyle yüklere can kurban şefim. Siz hiç meraklanmayın. Şefim tren hazır. Hadi çocuklar, tren beklemez. Binin bakalım. Yolunuz açık olsun. Hayır arkadaş, görüşmek umuduyla. Ayşe annenin elini öp benim için. Canan bacı, yolunuz açık olsun. Sağ ol Nazlı. Allah'a ısmarladık. Allah'a ısmarladık. Sanırım altını ıslattı. Emir daha çok güzel bir yermiş. Tıpkı Çankırı gibi. İnsanları hep gülümsüyor. Ananım seni çok sevdim. Gözlerinden öpüyorum. Ben de onu çok sevdim. O kadar doğal ki. Şuradan bir izi uzatır mısın? Karıcığım. Efendim? Çok, çok teşekkürler. Hem anamı hem de beni çok mutlu ettin. Sen de sağ ol Tayyip. Sen de sağ ol. Biliyor musun? Çok heyecanlıyım. Maksut ve Hacer bizi görünce çok şaşıracaklar. Ne? Onlar geleceğimizi bilmiyor mu? Sürpriz olsun istedim. Ben Ayşe'yi biraz ben sorayım. Şimdi uyurum. Sürpriz ha. Avcıyla oturup kalkarken onun huylarını da aldın sen. Demek istasyonda avcı yok artık. Onu arayacağım. Az kaldı yolun değil mi? Evet, şu tepeyi açtık bir istasyon görünecek. Kara elması bugün de gönderdik Maksut. Ne o elindekiler, posta mı var?
Posta gelmiş şefim. Uy. Bu mektup sanadır. Bana mı? He. Kimden? Ver bakayım. Aha. Avcıdan bu. Merhaba Tayyar. Karımı ve çocuklarımı buldum. O güzel insanlar benim gibi bir adama kollarını yeniden açtı. Eşini işini bulmuş bir keklik kadar mutluyum. Oradakilere artık dönmeyeceğimi söyle. Herkese selam. Avcı. Sessizliğin Yüreği. Eşref Karadağ'ın yazdığı oyunun 5. ve son bölümünü dinlediniz. Bir başka oyunda buluşmak dileğiyle.